Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep Halil'in doğum gününü kutlayınca Halil öfkeden çılgına döndü. Ama Halil'in öfkesi saman alevi gibi hemen sönecek. Çünkü Ali ve Zümrüt nine gelecek ve Halil susmak zorunda kalacak. Halil, Ali'nin hassas bir dönemden geçtiğini biliyor ve üzülmesini istemiyor. Bu nedenle Halil, Ali ile birlikte pasta mumlarını bile üfleyecek. Songül, Halil'in pasta kestiğini görünce de çılgına dönecek ve hemen ortamı terk edecek. Ama Halil her şeyi küçük bir çocuğun mutluluğu için yaptığını söyleyecek. Bu arada bugün Zeynep yani Cemre Arda'nın doğum günü. Cemre Arda'nın doğum gününü kutluyorum. Sizler de yoruma kalp emojisi koyarak oyuncumuzun doğum gününü kutlayabilirsiniz. Ali hem kendisi için hem de Zeynep ve Halil için bir dilek tuttu. Bizim de tek dileğimiz yılan son günün yaptığı tüm kötülüklerin ortaya çıkması. Zeynep Halil'in davranışlarının nedenini merak ediyor. Zeynep Halil'in geçmişi hakkında bir şeyler öğrenmek isteyecek. Zeynep Halil ve ailesinin geçmişte yaşadıklarını bir an önce öğrensin. Böylece Zeynep masum olduğunu ispat edebilir, daha fazla kırılıp incinmez. Halil daha fazla Zeynep'in canını yakmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil ve Zeynep her şeye rağmen Ali'yi mutlu etmeye çalışıyor. Ali bisiklete binmeyi bilmediği için Halil ve Zeynep Ali'ye yardım ediyor. Halil Ali'yi evine götürecek. Nimet teyze Halil ile konuşacak ve Nimet teyze Halil'e Zeynep ile birlikte olduğu için çok şanslı olduğunu söyleyecek ve Zeynep'in çok iyi bir kız olduğundan bahsedecek. Halil Zeynep'e aşık. Ayrıca Halil Zeynep'in aslında çok iyi bir kız olduğunu da biliyor, kabul ediyor. Ama bu aşkı yaşamayı reddediyor. Halil Zeynep'in bir aslanla olduğunu ve asla birlikte olamayacaklarını söyleyecek. Zeynep Halil'in doğum günü kutlamasına neden öfkelendiğini merak edecek. Büyük ihtimalle de Gülhan'a telefon ederek bu konu hakkında bilgi almak isteyecek. Zeynep bugünün Halil'in babasının ölüm yıldönümü olduğunu öğrenecek ve bu konu hakkında Halil'le konuşmak için Halil'in yanına gidecek.